Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda gördüğünüz gibi plastik şişe kullanacağım. Çok güzel bir proje olacak. Umarım sizler de beğenirsiniz. Öncelikle şişemizin alt ve üst kısmına 2 adet yuvarlak şekli çiziyoruz. Bunun için herhangi bir yuvarlak ölçü kullanabilirsiniz. Böyle kağıdınız yoksa bardakla da çizebilirsiniz. Çizdikten sonra keserek parçaları çıkartıyorum. Şişenin üzerinde kalan yapışkanlı yerleri ve kullanmış olduğum kalemin izlerini bu şekilde aseton yardımıyla çıkartabiliyorum. İyice temizledikten sonra beyaz akrilik boyayla tamamını boyuyorum. Şişemizi boyarken sünger kullanıyorum. Fırçayla boyamıyorum. Süngerle pat pat şeklinde hepsini boyuyorum. İyice kurduktan sonra kurşun kalemle istediğim şekli çiziyorum. Kurşun kalem kullandım çünkü yanlış bir şey yaptığım zaman silgiyle silebilmek için, ama silgimi bulamadım çünkü oğlum yerlere atmış. O yüzden siz bu aşamada mutlaka silginizi de yanınızda bulundurun. Ben silemediğim yerleri ıslak mendille birazcık silerek geçirdim ya da çok fazla kalırsa aynı renk boyayı da üzerine sürerek kapatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben öyle yaptım çünkü ve gayet de güzel oldu. Şimdi iç kısmını, yani çizmiş olduğum bölgenin içini koyu bir renge boyayacağım. Bunun için de beyaz boyamın içerisine birazcık siyahtan damlatarak istediğim renk oldu mu olmadı mı ona bakıyorum. Biraz açık oldu, o yüzden biraz daha siyah boyadan damlatıyorum. İstediğim kıvama gelene kadar siyah boyadan ufak ufak damlatarak rengimi oluşturdum. Gördüğünüz şekilde boyama işlemine başlıyorum. Bu aşamadan sonra boyama işlemlerimi fırçayla gerçekleştiriyorum. Arkadaşlar, bu videomu yaparken gerçekten çok keyif aldım. Boyaması çok zevkli ve boyadıkça ortaya çıkan güzellik beni çok mutlu etti. Umarım beğenen arkadaşlarım da yapmayı tercih ederler. Gördüğünüz gibi çizmiş olduğum şeklin içini boyadım. Tamamı kuruduktan sonra şimdi beyaz bölüme ufak yuvarlaklar çizmek istiyorum. Bunun için öncelikle bir kağıt parçasına yuvarlak şeklimi çizdim, kestim. Kağıdı ölçü olarak kullandım. Kağıt üzerinden şişeye çizmek daha da kolay oluyor çünkü. Şimdi bu yuvarlakların içini kırmızı akrilik boyayla boyuyorum. Kırmızı yuvarlaklarımı yaptım. Çok güzel oldular. Şimdi de aralara ufak ufak çiçekler yapmak istiyorum. Bunun için kürdan kullanabilirsiniz. Kulak temizleme pamuğuyla yapabilirsiniz. Ya da fırçanızın ucuyla da yapabilirsiniz. Bu şekilde 5 tane küçük yuvarlak yapıyorum. Sonrasında ortalarına da birer tane sarı yuvarlak yapacağım. Ve çiçeklerimi oluşturmuş olacağım. Beyaz bölümdeki işlemlerimiz bitti. Şimdi de gri bölümdeki işlemlerimiz gelsin bakalım. İşte güzellik şimdi ortaya çıkmaya başlayacak. Bu kesmiş olduğum yuvarlığı ağız olarak değerlendireceğim. Ve buraya kocaman bir dudak çiziyorum.
İnce uçlu fırça kullanıyorum bu aşamada ve dudağımı iki kat olacak şekilde kırmızıya boyuyorum. Dudak işlemi tamamdır. Şimdi gözlere geçelim. Alan birazcık küçük olduğundan dolayı gözleri küçük yapacağım. Eğer sizin şişeniz büyük olursa gözleri biraz daha büyük yapabilirsiniz. Bu şekilde kurşun kalemle ince bir göz çizdim ve küçük de bir burun çizdim. Kaşları da çizelim. Şimdi de bunların üzerinden siyah boyayla geçiyorum ve gözlerimi oluşturuyorum. Bakalım nasıl olacak. Kendimce çiziyorum arkadaşlar ama gerçekten ben de ilk kez yapıyorum. Sonuçta ben de ressam değilim yani. Beğenmeyenler mutlaka olacaktır. Ben burada size fikri vermek istedim. Siz daha da güzellerini mutlaka çizersiniz. Kaşları da bayağı kavisli yapmışım. Kirpiklere de yer kalmadı. Aslında kaşları biraz daha yukarı çizip uzun kirpik yapabilirdim. Ama artık bu seferlik böyle olsun. Hayır, bunda yanlış yapınca düzeltme ihtimalim de yok. O yüzden artık böyle yaptım bir kere. Şimdi burnumu da güzelce belirginleştirelim. Birazcık da saç çizmek istiyorum. Saçlarını aslında bandana ile bağlamış. Böyle hani tamamını bandana ile kapatıyoruz ya, önlerden gözüküyor o şekilde. Şimdi öndeki saçlarını oluşturmaya çalışıyorum. Ve bu çizgiyi belirginleştirmek adına siyah fırçamla geçiyorum. Bu işlemi dudaklarında da uygulayacağım birazdan. Dudaklarında daha belirgin olması açısından siyah fırça ile kenarlarını çizeceğim. Gözlerini sadece siyahla çizerek bırakmak istemedim. Beyazla da bu şekilde kenarlarını boyarsam daha güzel olacağını düşündüm. Ve yanağına bir tane ben kondurmak istiyorum şu anda. Bence böyle çok tatlı oldu. Şimdi de küpe yapacağız. Küpe için ne kadar büyük olursa o kadar güzel olur. Ben böyle takılarımın arasından bu şekilde iki tane bileklik buldum. Bilezik tarzında. Eğer sizin varsa kullanmadığınız büyük halka küpelerinizi de değerlendirebilirsiniz. Kırmızıya boyadım. İkisini de iyice kuruduktan sonra ortalarından birer tane kesiyorum. İçerisine beyaz boncuk geçiriyorum ve kestiğim yeri tekrardan yapıştırıyorum. İsterseniz bu yapıştırma yerine de birer tane beyaz boncuk geçirerek kamufle edebilirsiniz ama ben gerek duymadım, gayet güzel göründü. Şimdi bu beyaz boncukları şişemizin üzerine yapıştırıyoruz, küpe şekli veriyoruz. Yapıştırma işleminde hızlı yapıştırıcı ve kurutucu sprey kullanıyorum. Böyle sallanan halka küpelerimiz olmuş oldu. Artık ne yaptığımı anlamışsınızdır arkadaşlar. Poşetlik yapmış oldum. Kafasından poşetleri koyarak ağzından çıkartabiliyoruz. Hani bandanaları önden bağlarlar, böyle fiyonk şeklinde olur ya. İşte şişede onu yapamadığımız için poşetleri de ben bu şekilde önünden şöyle bırakıyorum. Püskül şeklinde. Son olarak poşetliğimizi asmak için arkasına ufak bir delik açabilirsiniz. Şöyle herhangi bir kesici yardımıyla ufak bir delik açıp çivinize takabilirsiniz. Ve projemiz bu şekilde tamamlanmış oldu. Nasıl oldu arkadaşlar? Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum.
Eğer beğendiyseniz de beğen butonuna basmadan geçmeyin. Daha çok kişiye ulaşmamız için bol bol yorum yazalım, like tuşuna basalım ve kanalıma abone olmayı unutmayalım. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.